Helikopterin 20. yüzyılın başlarında başlayan öyküsü bugün güçlenerek sürüyor. İlk hedef kuşkusuz nakliyede kolay bir çözüm olarak kullanmaktı. Ordular bu aracın taşıma kabiliyetinin erken farkına vardılar. Taarruzda kullanılması ise savaş alanlarındaki dengenin değişmesine neden oldu. Taarruz helikopterleri kara odaklı angajmanlar üzerinden ilerleyen bir savaş stratejisine sahip. Bunun bir sonucu olarak top ve kanat altında taşınan silah sistemleri kara hedeflerine yöneliktir. Burun topu ve roket podu vasıtasıyla kesintisiz seri atış kabiliyetleri düşman unsurunun yoğun derecede baskılanmasıyla sonuçlanacak olan saldırıların yapılmasını sağlıyor. Savaşmakta olan bir birliğe havadan destek sağlamakla beraber intikal halindeki birliklere eşlik etmek de taarruz helikopterleri için önemli görevlerdendir. Taarruz helikopterleri muharebe sahasında yıllar içerisinde belli başlı bir rol üstlenmiştir. Bu roller genel anlamda yakın hava desteği üzerinden şekillenmiştir. İkonikleşmiş taarruz helikopteri tasarımı ve kullanımı değerlendirildiğinde bu görev tanımları doğrultusunda şekillenmiş yapı anlaşılmaktadır. Taşıma maksatlı kullanılan helikopterlere kıyasla daha çok silah taşımaya ve daha keskin manevra yapabilmeye yönelik olarak tasarlanmış gövde yapısı pek çok platformda öne çıkmaktadır. Videonun ilerleyen kısmında burada bahsedilen pek çok özellikte değişimler görülecektir. Ancak alışılmış olan üzerinden taarruz helikopterlerinin ana silahlanmasını burun toplarının oluşturduğu söylenebilir. Değişken kalibrelerde olmakla birlikte bu toplar 20 mm ve 30 mm mühimmatlar kullanır. Burundaki topun dışında taarruz helikopterlerinin özelleşmiş tasarımlarına kanatları da dahildir. Dikey iniş kalkış işlevi dolayısıyla kanata ihtiyaç duymayan helikopterler bu yapısal unsuru silah taşımak için kullanıyor. Tıpkı savaş uçaklarında olduğu gibi kanatlardaki silah istasyonlarında mühimmatlar taşınır. Taarruz helikopterleri kara odaklı angajmanlar üzerinden ilerleyen bir savaş stratejisine sahip. Bunun bir sonucu olarak top ve kanat altında taşınan silah sistemleri kara hedeflerine yöneliktir. Bunların dışında menpesler için kullanılan karadan havaya mühimmatlar ve kısa menzilli havadan havaya füzelerin de taarruz helikopterlerine entegre edilmesine dair uygulamalar söz konusudur. Ana angajman unsuru olan kara hedeflerine güdümsüz roketlerle taarruz kabiliyeti, taarruz helikopterlerinin öne çıkan özelliklerindendir. Güdümsüz mühimmat olarak roketleri kullanırlar. Ancak güdümsüz bombaların kullanımına dair geniş bir uygulama alanı taarruz helikopterlerinde söz konusu değildir. Roketlerse çoğunlukla çoklu roket podları içerisinde taşınır. Bu sistemler, helikopterlere pek çok mühimmatın hızlı bir şekilde ard arda fırlatıldığı roket salvolarını içeren saldırıları mümkün kılmaktadır. Güdümsüz mühimmatların yanında ana vurucu unsurlardan biri olarak güdümlü mühimmatlar değerlendirilebilir. Bu mühimmatlar ATGM'ler gibi zırh delici kabiliyettedir. Yakın hava desteğinin temel unsurlarından olan taarruz helikopterleri güdümlü antitank mühimmatlarla karadan ilerleyen birliklere adeta yol açarlar. Burun topu ve roket podu vasıtasıyla kesintisiz seri atış kabiliyetleri düşman unsurunun yoğun derecede baskılanmasıyla sonuçlanacak olan saldırıların yapılmasını sağlıyor. Savaşmakta olan bir birliğe havadan destek sağlamakla beraber intikal halindeki birliklere eşlik etmek de taarruz helikopterleri için önemli görevlerdendir. Ani gelişen pusu durumlarında hızlı karşılık vererek pusuyu bastırabilir ve konvoydaki birliklere önlem almak için vakit kazandırabilirler. Gelişmiş teknolojileri barındıran bir hava aracı olmalarının beraberinde bu makinalar savaşın en sıcak çatışmalarının direkt olarak ortasında görev yaparlar. Günümüzdeki gelişmiş bir savaş uçağı metrelerce yukarıdaki bir irtifadan yerdeki hedeflere saldırı yapabilmekte ve karadaki pek çok tehdit unsuruna muhatap olmadan görevini icra edebilmektedir. Ancak taarruz helikopterleri oldukça alçak irtifalardan pek çok tehdide açık bir pozisyonda görev yapar. Bu şartlar altında görev yapabilmek için pek çok taktik ve gelişmiş sistem bu platformların operasyonel konseptlerinin bir parçası haline gelmiş durumda. Çeşitli mühimmat taşıma kapasitelerine sahip taarruz helikopterleri olmakla beraber genel bir taarruz helikopteri izlenimine aşinayız. Buradaki aşinalık arka arkaya konumlandırılmış pilot kabinleri, mühimmatlarla dolu kanatlar, makinalı bir topun olduğu burun içeren heybet ve çevikliğe harmanlanmış bir gövdeyi içeriyor denebilir.
Videonun devamında bahsedilecek helikopterler bu tanımdaki belli maddelerde sivrilecek belli özelliklere sahip olmayacak ya da burada işlenmeyen ve o platforma has jenerik olmayan özellikleriyle karşımıza çıkacak. AH-1 AH-1 helikopter ailesinin saldırı odaklı geliştirilmiş olan modeli AH-1, Vietnam Savaşı koşullarında ortaya çıkmış bir platformdur. UH-1 helikopterlerinin piyadeleri Vietnam'da taşımasına dair geniş kullanım, beraberinde bu helikopterlerin savunulması ihtiyaçlarını getirdi. Piyadelerin savaş alanına intikal ederken kullandığı helikopterler, bu lojistik görevlerin icrası sırasında savunmasız kaldığı pek çok değişken durumla karşı karşıya kalıyordu. İlk olarak intikal sırasında alçak irtifada seyreden UH-1'ler, MANPADS ve uçak savar sistemlerinin yoğun ateşi altında kalıyordu. Bu durum karşısında kaçınma ve karşılık verme mekanizmaları açısından da UH-1 gibi lojistik unsurlar zayıf kalıyordu. Bu tür saldırılara karşılık verebilmesi adına kapılara yerleştirilen makinalı silahlar da zayıf kaldı. Ayrıca eklenen silah istasyonlarına takılan roket podları da istenen verimi gösteremedi. İntikal sırasında karşılaşılan tehditlerin yanında bir de yakın hava desteği için özel bir platform ihtiyacı Vietnam'da ortaya çıktı. UH-1'lerin silahlandırılması faaliyetleri bu hususta da üstün bir performans veremedi. Yakın hava desteği ve intikal halindeki unsurların korunması ihtiyaçlarına rağmen günümüz taarruz helikopterlerine şeklini veren ilk çalışmalar ortaya kondu. Bu istekler dahilinde ortaya çıkmış olan AH-1 helikopteri, manevra kabiliyetleri ve silah taşıma kapasitesi gibi hususlarda özelleşmiş bir helikopterdir. AH-1, nakliye helikopterleri gibi yük taşınan bölmeye sahip değildir. Ayrıca ön tarafta bulunan pilot kabinindeki konumlandırma yan yana değil, arka arkayadır. Bu şekilde her iki pilota da çevreye hakim bir bakış açısı sunulmuş oluyor. Bu tür kokpit yapısı, ilerleyen başlıklarda değinilecek olan, çoğu helikopterde rastlanacak olan tandem kokpit yapısının taarruz helikopterlerindeki örneği olarak nitelendirilebilir. Tandem, genel anlamda arka arkaya sıralanma durumunu anlatmak için kullanılır. Tandem savaş başlığı da bir diğer sıkça karşılaşılan terimdir. Burada da kasıt, iki farklı savaş başlığının ard arda sıralanmasını tanımlar. Ek bilgi olarak, buradaki temel maksat, reaktif zırh plakasına sahip zırhlarda etkili sonuç elde edebilmektir. İlk savaş başlığı birinci zırh plakasında etkili olurken, arkaya konumlandırılmış olan ikinci savaş başlığı asıl zırha nüfuz etmek için kullanılır. Taarruz helikopterlerinde genelde rastlanan tandem kokpit yapısı, helikopterdeki iki farklı göreve sahip personele uygun bakış açısı sağlar. İki personelden biri helikopterin seyrinden, diğeri ise silah sisteminden sorumludur. Yapısal anlamda bir diğer göze çarpan unsursa AH-1 helikopterinin yine diğer taarruz helikopterlerinde olduğu gibi kanatlara sahip olmasıdır. Bu kanatlar bir uçaktakine kıyaslandığında gövdeye oranla küçüktür. Çünkü ana maksadı helikoptere kaldırma kuvveti sağlamak değil, silah taşımaktır. İlk ortaya çıkan AH-1 helikopterleri tek motorluyken, ilerleyen süreçte helikopter üzerinde yapılan geliştirmelerle çift motorlu bir yapıya geçilmiştir. Vietnam Savaşı'nda ortaya çıkan helikopterin halen kullanımda olan versiyonları mevcut. Günümüzdeki kabiliyetleri anlamında fikir sahibi olabilmek adına AH-1W Super Cobra ve AH-1Z Viper modellerini incelemek faydalı olacaktır. AH-1'in W ve Z modelleri arasında temel bir kıyasa girilecek olursa belli başlı performans artışları görülecektir. Z modeli daha çok silah taşıyabilen, büyütülmüş bir kanat yapısına sahiptir. Ayrıca ana ve kuyruk rotorundaki pal sayısı 2'şerden 4'e çıkarılmıştır. Bu yapısal değişikliklerin yanında pek çok ortak silah sistemi her iki helikopterde kullanılmaktadır. Helikopterlerde General Electric'in pek çok helikopterde kullanılan T-700 turboşaft motorunun versiyonları kullanılmaktadır. Turboşaft motorlar helikopterlerin tepesine yerleştirilmiştir. Diğer gaz türbin sistemlerinde olduğu gibi hava akışıyla bir mil işi üretilir. Ancak turboşaft motorlar bu mil işinin helikopterdeki diğer sistemlere de dağıtılmasına elverişli bir mekanizmaya sahiptir. Temel hareket unsurları ana rotor ve kuyruk rotorudur. Bu rotorlar belli bir devir rejiminde çalışarak helikopterin hareketini sağlar. Rotorlarda çeşitli mafsal ve dişli sistemleriyle turboşaft motordan çıkan mil işinin aktarılmasıyla dönerler. Helikopterin genel mekaniği düşünüldüğünde ana rotor irtifa kazandırma için gereken işi yapar. Çok yüksek devirlerde dönen ve helikopterin genel geometrisine kıyasla çok büyük çapta bir yapının bu hareketi yapmasının başka etkileri de vardır.
Helikopterin havada herhangi bir yere mesnetlenmemiş haldeyken konumu ve burnunun yöneliminin istenilen hale getirebilmek için ana rotorun oluşturduğu moment etkisini istenilen ölçüde dengeleyecek bir yapıya daha ihtiyaç vardır. Bu noktada kuyruk rotoru devreye girmektedir. Kuyruk rotoru da aynı ana rotorda olduğu gibi turbo şaftın sağladığı işle dönmektedir. Dönerken de ana rotorun etkisini istenilen ölçüde dengeler. Ana ve kuyruk rotoru arasındaki bu mekanik denklemin ortaya çıkardığı iki husus vardır. Birincisi, turbo şaft motorunda bu denkleme dahil olmasıyla ziyadesiyle karmaşık bir mekanik denklem oluşur. Bu sistemlerin şaşmadan uzun süreler çalışması gerekiyor. Ancak çok fazla değişken durum ve birbirine bağlı sistem söz konusu. İkinci husussa kuyruk rotorunun yarattığı risktir. Kuyruk rotorundan vurulan helikopterlerin basına yansımış görselleri incelendiğinde görülecektir ki işlevsiz hale gelmiş bir kuyruk rotoru pilotun platform üzerindeki tüm kontrolünü elinden almaktadır. Silah sistemlerinde platformda genel olarak kara hedeflerine yönelik bir yapılanma söz konusudur. Burun topu olarak 20 mm mühimmat kullanan M197 topu, BGM-71 TOW ATGM, AGM-114 Hellfire güdümlü havadan karaya mühimmat, 70 mm Hydra roketleri ve AIM-9 Sidewinder havadan havaya kısa menzilli füzesi kullanılan silah sistemleri arasındadır. Hydra roketleri 7 ya da 19 adet kapasiteli podlarda kullanılabilir. Ayrıca bu mühimmatlar modüler bir yapıyla güdümlü mühimmat olarak da kullanılabilir. Advanced Precision Kill Weapon System olarak adlandırılan bu eklenti, standart 70 mm mühimmata bir güdüm kitinin eklenmesi olarak düşünülebilir. Standart serbest düşümlü MK-80 serisi bombalar için tasarlanan güdüm kitlerine benzer bir yapıdadır. Mühimmatın çapı değişmeden uzunluğu arttırılır. Güdüm kiti fırlatıldıktan sonra açılan kanatlarla hedefe yönelirken atış hassasiyetini arttırır. AIM-9 mühimmatı her iki kanatta birer adet olacak şekilde taşınabilir. Kullanış amacını öz savunma olarak nitelendirmek daha isabetli olacaktır. Yıllar içerisinde helikopterlerde mühimmat taşıma kapasitesinin artmasıyla AH-1 nispeten hafif sınıfta kalmıştır. Ancak yine de güncel olarak kullanılmaktadır. ABD deniz piyadeleri AH-1Z Viper'ı aktif olarak kullanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri de AH-1W Super Cobra filolarını deniz kuvvetlerine devretmektedir. Gelecekte TCG Anadolu'da geniş bir kullanıma sahip olması bekleniyor. AH-64 Apache. ABD'nin AH-1 sonrasında envantere dahil ettiği taarruz helikopteri olan AH-64 daha gelişmiş silah taşıma kapasitesi ve nitelikli elektronik alt sistemleriyle öne çıkıyor. Ayrıca AH-1'e göre daha çeşitli mühimmatlar taşıyabiliyor. AH-64 helikopterinin D modeli sonrasında kullanılmaya başlayan ANAPG-78 Longbow Atış Kontrol Radarı üstün yeteneklere sahiptir. D modelinden itibaren pek çok geliştirme ile kabiliyetleri artan radar, 256 adede kadar sabit veya hareketli hedefi takip edebilmektedir. Aynı anda 16 hedefe angaje olabilen bu radar, deniz şartlarında da gelişmiş kabiliyetler sergileyebilir. Tespit edilen hedeflerin tam konumlarının belirlenmesi, sınıflandırılması gibi işleri yerine getirebilir. Radar, ana rotorun tepesine yerleştirilmiştir. D modeli sonrası gelen elektronik geliştirmeler, helikopterin çevresindeki beraber operasyon yaptığı insansız unsurlarla olan etkileşimini arttırmıştır. Kara konuşlu kontrol istasyonlarıyla müşterek bir şekilde insansız hava araçlarıyla etkileşime geçebilmektedir. Ayrıca Longbow radarı göz önüne alındığında AH-64'ün muharebe alanına dair pek çok bilgiyi toplayan bir platform olduğu düşünülebilir. Hedeflerle alakalı bilgileri toplayıp bu bilgileri müşterek operasyon yürüttüğü dost unsurlara iletebilir. AH-64'lerde burun kısmında hedefleme ve gece görüş sistemleri mevcuttur. Top yine gövdenin altında ama biraz daha geride konumlandırılmıştır. Burun kısmındaki optik sistemler TADS ve PNVS olarak adlandırılır. Bu iki sistem birbirinden bağımsızdır. TADS sistemi bir lazer hedef işaretleyiciye sahiptir. Aynı zamanda hem TADS hem de 30 mm top kask seviyesinde pilotun baktığı tarafa yönelir. TADS'nin üstünde konumlandırılmış olan PNVS ise pilota gece görüşü sağlar. AH-1'e göre daha farklı bir top sistemine sahiptir. Çok namlulu yerine tek namlulu bir 30 mm mühimmat kullanan M230 otomatik topu AH-64'lerde kullanılıyor. 1200 adetlik bir mühimmat kapasitesiyle görevleri icra ediyor. Kara hedeflerine karşı Spike ATGM kabiliyeti de AH-64'te mevcuttur.
Ayrıca hava hedeflerine karşı AIM-92 Stinger mühimmatı da kullanılmaktadır. Karadan Memphis olarak kullanılan bu mühimmat helikopterde de taşınabiliyor. ABD bu bağlamda RyderX gibi yenilikçi platformlara yönelmektedir. En son ABD'deki Ağustos 2022 fuarında helikopterin silah taşıdığı kanatlarındaki geliştirmeler sunulmuştur. Bu son yenilikle silah taşıma kapasitesi arttırılmış bir AH-64 konfigürasyonu planlanıyor. AW-249. AW-249, Leonardo'nun AW-129 Mangusta sonrası geldiği aşama niteliğinde. Öncülüğüne kıyasla daha geniş gövdesinde İtalyan havacılık elektroniği sanayisinin gelişmekte olan ürünlerini barındıracağı öngörülmekte. Test uçuşuna dair yayınlanan görsellerde 20 mm mühimmat kullanan TM-197B topu görüldü. Bu Gatling top sistemi AH-1'in gelişmiş modellerinde değindiğimiz M197 topunu kullanan ve Leonardo'nun geliştirdiği turret sistemini içeriyor. Ebatları itibariyle AH-64 ile karşılaştırılan helikopterde 30 mm top tercihi yerine daha düşük kalibredeki bu topun tercih edilmiş olması göze çarpsa da henüz platformun test aşamasında olduğu unutulmamalı. Fransız Rafale'in Toplight gözlem ve hedefleme sistemi de burun kısmında makinalı topun üzerine monteli halde testlerde boy gösterdi. Yapılan ilk testler platformun silah kapasitesi hakkında çok bir fikir vermese de temel maksadın yeni alt sistemlerle donatılmak için hazırlanmış daha geniş bir gövde elde etmek olduğu izlenimini verdiği söylenebilir. Öncül Mangusta modelinin gövdesinin artık daha çok geliştirmeye elverişsiz bir noktaya gelmiş olması geniş bir gövdeye olan ihtiyacı açıklıyor. AH-64'te değinildiği gibi insansız hava araçlarıyla gelişmiş etkileşim yeteneklerinin bu platformlarda da olması bekleniyor. Böylelikle savaş alanında daha bütünleşmiş yapıda bir taarruz helikopteri ortaya çıkmış olacak. AW-249'da olması beklenen sistemler arasında Quaris Direction Infrared Countermeasure sistemi, yani Kızılötesi Arayıcı Başlık Karşı Tedbir Sistemi de var. Kızılötesi Arayıcı Başlık Karşı Tedbir Sistemi, kızılötesi güdülemeye sahip mühimmatlara karşı kullanılan bir öz savunma sistemidir. Bu tür sistemlere dair uygulamalar yeni yeni ortaya çıkmaktadır. İlk uygulama alanları nakliye maksatlı kullanılan uçaklar ve helikopterler gibi hava savunma sistemlerine karşı öz savunması düşük platformlar olması beklenmekte. T-129 ATAK. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik başlatılan ATAK projesinin ürünü olan T-129 ATAK'la ilgili sözleşme 7 Eylül 2007 tarihinde imzalanmış, 22 Haziran 2008 yılında ise yürürlüğe girmiştir. Proje dahilinde ana yüklenici olarak seçilen TUSAŞ, ana alt yüklenici olan Leonardo tasarımı A-129'un TSK'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ve yeniden tasarlanması sürecini başlatmıştır. İki platform arasında motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak helikopter, milli aviyonik ve silah sistemleriyle teçhiz edildi. Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için tasarlanan T-129 ATAK ağır silah yüküyle zorlayıcı sıcak hava yüksek irtifa görevlerine göre optimize edilmiştir. Eskiyen AH-1 gövdelerinin yerine gelen yeni üretilmiş ATAK gövdeleri taarruz helikopteri hususunda kuvvetin elini güçlendirmiştir ve filo ömrünü uzatmıştır. Ayrıca gelişmiş atış kontrol sistemleri ve mühimmatlarıyla çok daha etkin bir platform olarak terörle mücadele operasyonlarının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Bu hususta işletilmesinden üretimine kadar çok daha fazla kontrole sahip olduğumuz bir platform ordumuzun hizmetine sunulmuştur. ATAK'la alakalı öne çıkan özelliklere değinmek gerekirse, ilk önce Aselsan'ın geliştirdiği Avcı Kaske Entegre Kumanda Sistemi'ne değinmekte fayda var. Avcı aslında pilotun kontrol sisteminde çok önemli bir noktada yer alıyor. Bu nedenle de pek çok farklı sistemle entegre bir şekilde çalışabiliyor. Kaskın vizöründe kokpit göstergelerinde olduğu gibi verilerin işlendiğini belirtmek gerek. Bu sayede pilotun helikopterin kontrollerine dair farkındalığı artıyor. Ayrıca pilotun kafa hareketlerine göre mühimmatların ya da makinalı topun yönlendirilmesi de yapılabiliyor. Atış hassasiyetini arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkan bu özelliğe, Avcı'nın T-129'larda kullanılmaya başlamasından önce taarruz helikopterlerinde sahip değildik. Avcı'nın bu şekilde etkin çalışmasını sağlayan sistemse yine Aselsan'ın Aselflare 300T elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. Burada makinalı topun tam üstünde konumlandırılmış olan bu sistemin aldığı görüntü kaska yansıtılıyor.
T-129'daki silah sistemleri büyük oranda yerli mühimmatlardan oluşmakta. 20 mm otomatik topla alakalı sarsılmaz bir proje yürütmekte. Testleri devam eden sistemin yakın zamanda teslimatının yapılması bekleniyor. Stinger Manpads'in mühimmatlarını kullanabilen platformun silahları genel olarak kara hedeflerine yönelik. UMTAS güdümlü anti-tank mühimmatı 8 adede kadar yüklenebiliyor. Taarruz helikopterlerinde standart hale gelmiş 70 mm roketler ve yine aynı kalibredeki güdümlü cirit mühimmatı kullanılan mühimmatlar arasındadır. Atak Faz 2 olarak nitelendirilen son geliştirme paketiyle helikopterin elektronik harp kabiliyetleri de geliştirilmiş durumda. Bu konfigürasyondaki helikopterler gelişmiş füze ikaz, kızılötesi karşı tedbir ve radar frekans karıştırıcı sistemlerle donatılmıştır. Böylece ön cephede direkt sıcak çatışmadaki platformun öz savunma kabiliyetleri arttırılmıştır. Leonardo'nun Mangusta'nın ardından AW249'a geçiş yapmasına benzer bir süreç Atak helikopteri için de geçerlidir. Eurocopter Tiger. Tiger bir ortak üretim helikopteri. Fransa ve Almanya'nın ortak yürüttüğü bir proje olarak başlamıştır. T-129 Atak helikopteri ile sonuçlanmış olan alım sürecine dahil olmuştur ancak seçilmemiştir. Değişken görev tanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu görev tanımlarına göre de çeşitli silahlanma konfigürasyonlarına sahiptir. Anti-tank saldırı görevleri için yoğunlukla güdümlü mühimmatlardan oluşan bir silah dizilimiyle görev yapar. 8 adet Hellfire ya da Spike güdümlü mühimmat yüküyle zırhlı araçlara angaje olur. Bunların yanında hava savunma için 4 adet Mistral havadan havaya güdümlü mühimmat yüklenir. Özellikle hafif zırhlı araçlara karşı zırh delici mermilerle 30 mm burun topunu da kullanır. Yakın hava desteği için de güdümsüz roketlerin yoğunluklu olduğu bir silah yüküyle görev yapar. 68 adet 68 mm roketi ya da 52 adet 70 mm roketi kanatlarındaki roket podlarında taşır. Ana silahı olan 30 mm burun topu bu konfigürasyonda işlevsel bir şekilde kullanılır. Muharebe alanında intikal halindeki nakliye helikopterlerine eşlik etmek Tiger'ın en önemli görevlerinden biridir. Savaş alanındaki lojistiğin güvenli bir şekilde sağlanmasına destek olurlar. Bu görev için çeşitli tehdit unsurlarına karşı koyabilmek adına hibrit bir silahlanmaya gidilmiştir. 2 adet Mistral hava savunma için tek bir kanattaki silah istasyonuna yüklenir. 34 adet 68 mm ya da 26 adet 70 mm roket, 4 adet Hellfire ya da Spike füzesi ve 30 mm burun topu karadan gelecek tehdit unsurlarıyla mücadele için yüklenir. Silahlı keşif için 4 adet Mistral, 44 adet 68 mm veya 38 adet 70 mm roket ve 30 mm top silah yüküyle görev yapmaktadır. Mi-24. Mi-24, taarruz helikopteri ve nakliye helikopteri karakteristiklerini beraber barındırır. Helikopterin gövdesi taşıma için kullanılabilecek yapıdadır. Ancak taarruz helikopterlerinde sıkça rastlanan tandem kokpit yapısı da kargo bölmesine eşlik etmektedir. Bunun sebebi helikopterin tasarımında hem askerlerin taşınabilmesinin hem de yakın hava desteğinin verilebilmesinin sağlanmak istenmesidir. Böylelikle tek bir platformla her iki görevde icra edilebilmiştir. Bununla birlikte helikopterin ilk tasarımındaki pek çok parça Mi-8 helikopterinden aktarılmıştır. Sovyetler Birliği'nde yaygın olarak kullanılan bu helikopterlerle ortak alt sistemlere sahip olması ve pek çok görevi icra edebilen bir platform olmasıyla geniş bir coğrafyada kendine bir kullanım alanı bulmuştur. İlk ortaya çıkan prototiplerin kokpiti ilerleyen süreçte değişmiştir. Başlangıçta düz camlarla kaplıyken ilerleyen süreçte bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Ayrıca ilk modellerde top gövdeye sabitlenmiş haldedir. Bu da nişan almak için helikopterin burnunun nişan alınan tarafa yönelmesini gerektirmekteydi. İlerleyen süreçte burnun altında bir tarete yerleştirilmiş top dizaynına geçilmiştir. Mi-24D versiyonunun ihraç modeli Mi-25 olarak adlandırılmıştır. Mi-35 ise Mi-24V modelinin ihraç adıdır. Mi-24V'nin silahlanmasında yüksek kalibreli roketler dikkat çekmektedir. Serbest düşüşlü bombaların da kullanılabiliyor olması bir diğer kayda değer özellik. Helikopterin kanatlarındaki silah istasyonlarında 57 mm S5, 80 mm S8, 122 mm S13 ve 240 mm S24 roketler takılabilir. Güdümlü anti-tank mühimmatı olarak Stern kullanılır. Helikopterin burnuna yerleştirilmiş olan tarette 12,7 mm mühimmat kullanan 4 namlulu Yak-B Gatling topu kullanılıyor.
Mi-28, Mi-24'ten farklı olarak hiçbir kargo işlevi olmayan bir Safkan taarruz helikopteridir. 2009 yılı itibariyle hizmete alınmıştır. Sovyetler döneminde başlayan proje, Sovyetlerin dağılmasıyla sekteye uğramıştır. Sonrasında yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılar takvimi iyice aksatmıştır. Burun topu olarak 30 mm'lik Shipnow 2A42 otomatik topa sahiptir. 250 adet mühimmat yüklü şekilde görev yapar. Hava mühimmatları IGLA 5 Menpes mühimmatı ve R-73 havadan havaya füzelerdir. Mi-28 helikopterinin ilginç bir özelliği de 122 mm gibi yüksek kalibrede roket fırlatabilmesidir. 122 mm kalibrede S-13 ve 80 mm kalibrede S-8 roketlerini kullanmaktadır. Bunlarla beraber 9M120, Vickers ve Crescentama güdümlü anti-tank mühimmatlarını taşır. K-50 ve K-52. Kamo çeşitli görevler için koaksiyel rotor teknolojisine sahip helikopterler üreten bir Rus firmasınındır. Firmanın ürettiği helikopterler askeri maksatlı olarak genelde gemilere konuşlandırılmış olarak görev yapar. Elektronik harp, anti denizaltı harbi ve lojistik görevler için kullanılan bu helikopterler taarruz helikopteri olmaktan çok uzak tasarımlardır. Firmanın ortaya koyduğu K-50 tasarımı ise koaksiyel rotorla taarruz helikopteri konseptinin bir arada harmanlanmış bir modelidir. Pek çok anlamda ilginç bir helikopter olan K-50'nin 3 farklı kokpit tasarımına sahip modelleri mevcuttur. K-50 tek bir pilotun olduğu kokpite sahip modeldir. K-50-2 Erdoğan modeli ise tandem kokpitli bir modeldir. Bu model Kamov'un IAI ile beraber yürüttüğü bir çalışmadır. Türkiye'nin daha önce de bahsedilen helikopter ihalesinin isteklerini karşılayabilmek adına böyle bir tasarım yapılmıştır. Ancak ihale alınamayınca proje seri üretime girmemiştir. Daha sonra Kamov firması tasarım general şefinden bu görevi üstlenebilecek bir K-50'nin değiştirilmiş bir versiyonunun yapılmasını istedi. Bunun için kara köpek balığı versiyonu seçildi ve mürettebat üyeleri tarafından onaylanmış yan yana oturma fikrine karar verildi. Böylelikle bu çift kişilik versiyona K-52 adı verildi. K-52, K-50 ile kıyaslandığında daha yumuşak bir burun profiline, hava hedefleri için direğe, yer hedefleri için buruna olmak üzere 2 adet anten monte edilmiş, biri kokpitin üstünde, ikincisi burnun altında olmak üzere 2 küresel tarette gündüz ve gece TV ve termal nişan sistemi de monte edilmiş ve orijinal K-50'nin yan monte edilmiş topuna sahiptir. K-50'de 4 adet bulunan kanat sayısı bu modelde 6 kanata çıkarılmıştır. Ağırlığı ve performansını K-50 ile eşit tutmak için top dergisi ve beslemesinin zırhı ve kapasitesi azaltılmıştır. Ayrıca helikopter gündüz, gece ve olumsuz hava koşulları için onaylanmıştır. Ancak helikopterde bazı sorunlar da meydana geldi. Tırmanma oranı 10 metre bölü saniyeden 8 metre bölü saniyeye düştü ve maksimum pozitif yük faktörü 3G oldu. Bu sorunlarsa VK-2500 modeliyle ortadan kaldırıldı. WZ-10 CAIC-Z-10 olarak da bilinir. Nispeten hafif sınıfta bir saldırı, silahlı keşif helikopteridir. Helikopterin ilk tasarımları Rus Kamov tarafından yapılmıştır. İlk prototipin üretimleri Rusya'da yapılmıştır, ardından geliştirme faaliyetleri ve imalatlar Çin'e kaydırılmıştır. Pilotun kafa hareketlerine göre yönelen bir topa sahiptir. 23 ve 25 mm olmak üzere iki farklı seçenekteki kalibrede silahları kullanabilir. Güdümsüz roket olarak 30 ila 130 mm arasındaki değişken kalibrede mühimmatlar kanatlardaki roket podlarında taşınabilir. TY-90 ve PL-9 havadan havaya mühimmatlar da helikopterin hava güdümlü mühimmat kabiliyetini oluşturur. HJ-8 ve AKD-10 güdümlü anti-tank mühimmatlarını kara hedeflerine karşı kullanabilir.